Evet arkadaşlar, sesimi bu voice modla yükseltiyorum, düzeltiyorum, temizliyorum. Şu anda onu kapatıyorum. Videomuzun asıl konusu, bizim videomuzun asıl konusu yavaşlatma. Yavaşlatırken kare atlamadan smooth bir şekilde, yani akıcı bir şekilde iki program arasındaki, biri herkesin kullandığı Filmora, açalım. Filmora 13. 13'ün yavaşlatma özelliğiyle bir de daha profesyonel görünen, herkesin bildiği, tanıdığı, yani herkesin dediğim, Filmora'yı da herkes tanıyor da, DaVinci Resolve, daha profesyonel görünen bir olan, hatta daha profesyonel olan, özellikle renk değiştirme konusunda, renk ayarlama konusunda daha profesyonel olan bir program ile slow motion yapma arkadaşlar, akıcı bir şekilde akın. Atlamasız, kesintisiz nasıl yapılıyor? Normal 25 kare veya 30 kare herhangi bir videoyu akıcı bir şekilde nasıl yapıyorlar? İkisinin karşılaştırmasını yapacağız bu videoda. Biraz giriş uzun oldu ama video normalde kısa. Şu an Filmora'yı açtım arkadaşlar. DaVinci'yi önce Filmora ile bir slow motion yapalım. Kendi videolarımız arasından bir tane alalım şuradan. Şimdi bunu alalım, aynı yeri bulalım. Kaçıncı saniye olduğuna şöyle bir Dur bakalım. gibi geliyor. Demez. Evet geldi. Şuradan. 100 şu. Bu olur. Şu an 100 Bu da arkadaşlar olur. ama 100. Evet, bu şu motorlu. Motorlu iyi. 100 şu an 100 arkadaşlar. Tamam. Şöyle şuradan alıyoruz bunu motorludan itibaren. Tamam, 50 FPS, orada da 50 FPS olacak zaten. Şimdi Ama 100 geliyoruz. Bu çok iyi. Bir dakika, biraz daha geriye gitsin. Evet, biraz daha geriye gittik. Şimdi 100 arkadaşlar ama 100 ilerleme motorlu yeterli. Şurayı kestik. Burayı alıyoruz. Şimdi burayı yavaşlatacağız 20'ye kadar. 20. Evet. Evet, gördüğünüz gibi takılmalı gidiyor. Şu kısmı atıyoruz arkadaşlar. Gerek yok ona. Bize bu kadarı yeterli. Evet. Şimdi bunun slow motion ayarlarına gidelim. Speed'den hızlı gördüğünüz gibi 0.20'ye kadar, yani 5'te 1'e kadar düşürdük. Aslında bunu 5'te 1 değil de bunu 10'a kadar, 10'da 1'e kadar düşürebiliriz. Bence daha güzel anlaşılır. Araları daha da nasıl doldurduğu daha iyi anlaşılır. Akıcılığı daha iyi anlaşılır. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu frame sampling'den çıkarıyoruz. Çünkü frame sampling'de şey yapıyor. Gene kareli oluyor. Bunda da biraz kareli oluyor. Optical flow en iyi yapan arkadaşlar. Şimdi optical flow'u export ediyoruz. Slow motion olarak. FM test yapmışız daha önce. Filmora diyelim. Sadece daha iyi olur. Karışmasın. Filmora slow test. Bir demeye gerek yok. Filmora'nın slow testi ayarını bunun 20 megabit, megabyte yapacağız. Bunu evet 1080 yapalım. Daha hızlı yapsın. Şuradan 80 yapalım. Şuradan 1920 80 yapalım. 30 FPS yapalım. Şeyde 30 megabyte olsun. Sıkıntı yok. 30 megabyte'da Filmora slow test yapıyoruz arkadaşlar. Yine export ettik. Şu an yapılıyor. Exportumuz, bakalım araları nasıl dolduruyor. Akıcılığı nasıl Filmora'nın. Arkadaşlar ikisini yapayım. Ondan sonra ikisini arka arkaya göstereceğim size. Evet, bunun exportu bitti. Şimdi bunu aşağı alıyoruz. Direkt DaVinci'yi açıyoruz. Onu da yaptıktan sonra ikisini arka arkaya göstereceğim arkadaşlar. DaVinci'nin beta sürümü, 19. sürümü arkadaşlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu DaVinci'nin 19. sürümü bana göre biraz daha akıcı, biraz daha hızlı çalışıyor gibi geldi arkadaşlar. Şimdi yeni proje diyoruz. 3 diyoruz. Yeni ismi olsun. Edit sayfasından Media Pool'a giriyoruz. Buradan burada niye değiştirmişiz biz bunları ya? Şunu alacağız. Buradan motorluyu bulacağız arkadaşlar. Change diyoruz. Evet, bunu alıyoruz. Hatta almıyoruz. Buradan seçebiliriz. Bunu oynatabiliriz. Arkadaşlar.
Haydi haydi haydi, şöyle hadi geliyor asfalta. Ne kadar kibar bir araba ona gelecek. Demiş. 100. Tamam, buradan alalım. Sanırım burası. Şuradan tamamını alıyoruz. Evet, gel bakalım. Şu an 100 arkadaşlar ama 100. Evet, bu kadar yeterli. Buradan kesiyoruz, kontrol B diyoruz. Şunu alıyoruz buradan, kaldırıyoruz. Şimdi bunu, şunu yapacağız. Sağ tıklayacağız. Clip speed diyeceğiz. Ripple test %10. 10. 10 diyoruz ha. İşte bu. Biraz slow retime scaling kısmını optical flow yapacaktık. Bunu da enchanted better yapacaktık. İkisinin de şeyini ayarını değiştirdik. Şimdi tekrardan buraya giriyoruz. Test diyoruz. Gene add render queue diyoruz. Replace diyoruz. Render diyoruz. Hiçbir fark olmadı. Evet, şimdi gösterelim arkadaşlar. Gerçi biraz kısacağız onu da. DaVinci Slow Test tekrar yapıyoruz. Değiştirdik. Biz hangisini daha iyi yaptığına bir bakın. Sesi hiç takmayın kafanıza. Oo, aralarda şuralarda bozulmalar var. Normalde iyi gibi görünse de arkadaşlar bakın. Şurada ama gidiyor yani adam. Oh, şuralar güzel. Dikkat etmesem burada aslında pek şey değil. Kötü değil. Bastonlara doğru bozuluyor. DaVinci Slow Test'i gördünüz arkadaşlar. Şimdi Filmora Slow Test'e geçiyoruz. Bu atlamalı biraz. Burası. Şu güzel. Bu da hemen hemen aynı. Bu biraz daha kareli sanki. Arkadaşlar. Tekrar gösterelim. Ama bence epey başarılı. Epey başarılı. İyi başarılı yani. Yani kabul edilebilir seviyede. Biraz bozulmalar olsun. Sona doğru bozulmalar oluyor zaten de. Bayağı başarılı arkadaşlar. Binlerce lira verip program almaya gerek yok bence. Evet, bir de DaVinci'yi izleyelim. DaVinci'yi son defa. Son defa DaVinci'yi izleyelim. Evet, yok. DaVinci daha başarılı. Onda diyecek bir şey yok. Ama film olarakinde gayet kabul edilebilir. Binlerce lira para verip yeni program, bu kaliteli diye şey almaya gerek yok. İşleriniz gayet güzel yapar arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Testimiz bu kadar. Karşılaştırma bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.